Milattan önce 6. veya 7. yüzyıllar arasında yaşadığı bilinen ve Yahudi topluluğunda peygamberlik görevini gerçekleştiren Yeremya'nın tebliğ ettiği satırlar oldukça ilginçtir. Yahudi ve Hristiyan toplumunun şu anki inanış sistemine neredeyse ters düşen ifadelerle Babil halkını uyardığı, Yahudi halkını ise koruduğu görülüyor. Dahası Yeremya peygamberden çok daha sonra yaşamış olan Hazreti Muhammed'in İslam dini ismiyle yaydığı Müslümanlığın akide ve ahlakına çok yakın, hatta hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen Allah katında tek din İslam'dır ayetinin bir tecellisini yaşıyor olabilir miyiz? Tek din ve tek tanrı inancının binlerce yıl önce başladığını anlamamız mümkün. Oysa ki Yahudi ve Hristiyan dinsel metinleri arasında yer alan İslam ahlakını barındıran bu kaynaklar onlar tarafından kabul edilmiyor ve hikaye olduklarını birer efsane kalıntıları olduğunu düşünerek güvenilmeyen dokümanlar, yani apokrif kitaplar olarak kabul ediliyor. Oysaki çoklu tanrı bilincinden uzaklaştıran, hatta birer tek tanrı bilinciyle yazılmış olan bu kitapların kaynağı ise bizzat Yahudi topluluklarında yaşayan peygamberlerdir. Düşünün, bu kişiler günümüzde tam anlamıyla peygamber olarak kabul ediliyor ama bu tip yazdıkları dokümanlarsa dini kaynak olarak kabul edilmiyor, inanılmıyor, hatta Barnabas İncil'i ve Tobit'in kitabı gibi yasaklanmış durumdalar. Sizce de büyük bir çelişki değil mi bu? Binlerce yıl önce çoklu tanrı bilinci birçok kişinin işine yaradığı, fakat tek tanrı bilincinin ise birçok kişinin inanç, ekonomi ve idari sistemine tamamıyla ters düştüğünü söylememiz mümkün. Ve bu sebeple vahyedilen ayetlerin çarpıtılması veya gönderilen peygamberlerin tebliğ ettiği gerçek inancın insanlar tarafından değiştirilmiş olduğunun da çok büyük birer kanıtı oluyor bu tip kaynaklar. Dahası peygamberlerin sömürülmesi, esir edilmesi, öldürülmesi konularını ciddi ciddi düşünmek ve anlamak gerekiyor. Bu konuda sorabileceğimiz en önemli soru "ama neden?" olacaktır. Bu tip dini metinlere elbette ki %100 doğru gözüyle bakmamız mümkün değildir. Yine de bunları yazanların birer peygamber olması, onların yazdığına ve söylediğine inanılmasının aslen en doğru nokta olduğunu da söyleyebiliriz. Peygamber olduğuna inanılıyorsa, yazdığına neden inanılmıyor sorusunu sormak lazım. Yine de bu tip yazılıp çizilenleri okuduğumuzda, İslam dini ahlakı ve akidesine büyük benzerliklerin olduğunu görüyor olmak oldukça önemli bir durumdur. Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayetin tecellisi de gerçekleşmiş oluyor. Gelelim Yeremya peygamberin yazmış olduğu metinlere. Şu an literatürde Yeremya peygamberin mektubu olarak geçiyor. Yeremya'nın mektubunun sürgün edilmek üzere olan Yahudilere Yeremya peygamber tarafından mektup şeklinde yazıldığı söylenmekte. Özellikle putperestliği kınayan uzun bölümler içeriyor. Tabii sizler için en önemli kısımları derledim arkadaşlar. Babil kralı tarafından Babil'e tutsak götürülecek olanlara Yeremya'nın gönderdiği mektuptur. Yeremya, Tanrı'nın kendisine verdiği buyrukları onlara bildiriyordu. Tanrı'ya karşı işlediğiniz günahlardan ötürü Babillilerin kralı Nebukadnezar tarafından Babil'e sürgün edileceksiniz. Babil'e gittikten sonra orada uzun yıllar kalacaksınız. 7 kuşağa dek. Ondan sonra sizleri esenlik içinde evlerinize geri göndereceğim. Babil'de gümüşten, altından ve tahtadan yapılmış, omuzlarda taşınan ve putperestleri dehşete düşüren tanrılar göreceksiniz. Uyanık olun. Yabancıları taklit etmeyin. Onların tanrılarından korkmayın. Bu tanrılara tapanların onların önünde ya da arkasında kalabalık bir halde yürüdüklerini göreceksiniz. Tam tersine, yüreklerinize şöyle söyleyin: Efendimiz, yalnız sana tapınmamız gerek. Çünkü meleğim sizlerle beraberdir. Yaşamınızı o yoklayacaktır. Putların yararsızlığı. Sanatkarlar bu tanrıları altın ve gümüşle kaplamışlar. Dillerini cilalamışlardır. Bunlar sahtedir ve konuşamazlar. Bu putperestler altın alırlar ve sanki süsü seven bir kıza verilecekmiş gibi tanrıları için taç yaparlar. Bazen kahinler tanrılardan altın, gümüş aşırırlar ve bunu kendilerine harcarlar. Gümüşten, altından ya da tahtadan yapılan bu tanrıları tıpkı insanmış gibi giydirirler. Oysa bu tanrılar üzerlerindeki mor pelerinlere karşın kendilerini kurtlara ve kararmaya karşı koruyamazlar. Onların yüzünün tozunu bile almak gerekir. Çünkü tapınağın tozu onları iyice kaplar. Bu tanrılardan birinin elinde bir ilin valisiymiş gibi bir asa vardır. Yine de kendisine saygısızlık edeni öldürme gücünden yoksundur.
Bir diğerinin sağ elinde kılıç ve balta vardır. Yine de savaşa ve hırsızlara karşı çaresizdir. Kendisini koruyamaz. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki bunlar Tanrı değildir. Onlardan korkmayın. Herkesin kullandığı bir kap kırıldıktan sonra nasıl işe yaramazsa tapınaklara yerleştirilen bu tanrılar için de durum aynıdır. Tapınağa girenlerin neden olduğu toz gözlerini doldurmuştur. Krala saygısızlık ettiği için ölüme mahkum edilen kişinin etrafındaki kapılar kilitlenir. Aynı biçimde hırsızlardan korkan kahinler bu tanrıların tapınaklarına kol demiriyle kapanmış, sürgülenmiş kapılar yaptırmışlardır. Tapınakta kahinler kendi kullandıklarından daha fazla lamba yakarlar ama tanrılar bunlardan hiçbirini göremez. Tapınaktaki direklerden biri gibidirler. Söylendiğine göre zeminden gelen beyaz karıncalar onları içten içe kemirir, süslü giysilerini de yer. Tapınaktan yükselen dumanın yüzlerini kararttığını fark etmezler. Yarasalar, kırlangıçlar ve çeşitli kuşlar bedenlerinin ve başlarının üzerinde uçuşurlar. Kediler orada sinsi sinsi dolaşır. Söylediklerimden anlayacağınız gibi bunlar Tanrı değildir. Onlardan korkmayın. Altın kaplama oldukları için oldukça süslüdürler. Ama biri kararan altını parlatmazsa bu tanrılar kendi kendilerine parlayamazlar. Onların dökümü yapıldığı zaman hiçbir şey hissetmediler. Onlar için ne denli çok para ödenirse ödensin, kendilerinde hiçbir yaşam belirtisi yoktur. Yürüyemedikleri için insanların omuzlarında taşınıyorlar. Bu da onların ne denli yararsız olduklarını gösteriyor. Bu durum onlara tapınanlar için de utanç verici. Çünkü yere düşerlerse onları yeniden kaldırmak zorundalar. Kaldırılınca kendi kendilerini kımıldayamazlar. Biri onları eğri olarak yatırırsa doğrulamazlar. Onlara verilen armağanlar tıpkı ölülere sunulan armağanlar gibidir. Kahinler onlara sunulan armağanları satar ve bundan kazanç sağlar. Öte yandan eşleri de kesilen kurbanların bir kısmını tuzlayarak saklar. Ama yoksullara ya da güçsüzlere hiçbir şey vermez. Tanrılar için kesilen kurbanlara gelince, adet gören ya da doğum yapan kadınlar için bunlara dokunmanın bir sakıncası yoktur. Verdiğim örneklerden anlayacağınız gibi bunlar Tanrı değildir. Onlardan korkmayınız. Gerçekten onlara Tanrı demek olanaksızdır. Kadınlar gümüşten, altından ya da tahtadan yapılmış bu tanrılara kurban kesmiyorlar mı? Kahinler kendi tapınaklarında giysileri yırtılmış, saç ve sakalları tıraş olmuş durumda başı açık otururlar. Halkın cenaze törenlerinde yaptığı gibi tanrıların önünde bağırıp çağırırlar. Kahinler tanrıların giysilerini alarak bunlarla eşlerini ve çocuklarını giydirirler. Bu tanrılar kendilerine yapılan iyi ya da kötü davranışlara hiçbir karşılık veremezler. Bundan öte krallara tahta çıkartamazlar ya da tahttan indiremezler. Ayrıca zenginlik ya da para dağıtmaya güçleri yetmez. Bir kişi onların önünde ant içer. Ardından sözünde durmazsa ondan hesap soramazlar. Onlar insanı ölümden, güçsüzü güçlünün elinden kurtaramazlar. Körlerin görebilmelerini sağlayamaz, başı belada olan birine yardım edemezler. Dul kadına acıyamaz, yetime karşı eli açık davranamazlar. Altın ya da gümüşle kaplı bu tahta tanrılar dağın kenarındaki taşlar kadar işe yarar. Onlara tapınan utanç duyacaktır. Bu ortamda biri onların tanrı olduğunu nasıl düşünebilir ya da nasıl söyleyebilir? Putlara tapmanın budalalığı. Keldaniler bile onları onurlandırmaz. Dilsiz konuşamayan birini bulurlarsa onu bele götürürler ve adamın dilini çözmesini isterler. Sanki onları duyuyormuş gibi. Bir türlü gerçeği görüp bu tanrılardan vazgeçemezler. Sağduyudan o denli yoksundurlar. Kadınlar bellerinin etrafında iplerle sokaklarda otururlar. Buhur gibi kepek yakarlar. Yoldan geçen bir erkek bu kadınlardan biriyle yatarsa o da yanında oturan komşusuna takılır. Çünkü kimse onunla yatmamış, belindeki ip kopartılmamıştır. Bu tanrıların yanı başında gelişen tüm olaylar düzmecedir. Bu ortamda onların tanrı olduğunu biri nasıl düşünebilir ya da nasıl söyleyebilir? Bu tanrıları dülgerler ya da kuyumcular yapmıştır. Onlar neye karar verirlerse bu tanrılar da o biçimde ortaya çıkar. Onları yapanların yaşamı o denli uzun sürmez. Onların yaptıkları şeyler nasıl tanrı olabilir? Onların ardından gelen kuşaklara bıraktıkları miras kuruntudan ve hayal kırıklığından oluşmaktadır.
Savaş durumunda ya da bir felaket olunca tanrılarla birlikte nerede saklanabileceklerini kâhinler aralarında görüşürler. Kuşkusuz onların tanrı olmadığını herkes anlar. Çünkü savaştan ya da felaketlerden kendilerini kurtaramazlar. Ne olursa olsun altın ya da gümüşle kaplı tahtadan yapılmışlardır. Bunların düzmece olduğu böylece açıkça anlaşılmaktadır. Uluslar ya da krallar açıkça anlar ki bunlar tanrı değildir. Ancak insan elinin ürünüdür ve onlarda tanrısal etkinlik yoktur. Şimdiye dek onların tanrı olmadığından kuşku duyan bir kişi bulunabilir mi? Bir ülkeye kral atayamazlar. İnsanlar için yağmur yağdıramazlar. Kendi işlerini düzenleyemezler. Hırsızlığa uğrayan kişiyi kurtaramazlar. Gökyüzüyle yeryüzü arasında uçan kargalar kadar çaresizdirler. Altın ya da gümüşle kaplı bu tahta tanrıların bulunduğu tapınak yanacak olursa kâhinler güvenli bir yer arayıp kaçışırlar. Oysa tahta tanrılar orada durup kiriş gibi yanarlar. Onlar krala ya da düşmanlara karşı koruyamazlar. Bu ortamda onların tanrı olduğunu biri düşünebilir ya da söyleyebilir mi? Altın ya da gümüşle kaplı bu tahta tanrılar hırsızlara ya da çapulculara karşı koyamazlar. Şiddete başvuran kişiler onların altın ya da gümüşünü çalabilir, giysilerini alıp giyebilir. Bu tanrılar kendi başlarının çaresine bile bakamazlar. Bu düzmece tanrılardan biri olmaktansa yürekliliğini gösteren bir kral ya da bir evde sahibinin işine yarayan bir kap olmak daha iyidir. Bu düzmece tanrılardan biri olmaktansa içeridekileri koruyan bir ev kapısı olmak çok daha iyidir. Bu düzmece tanrılardan biri olmaktansa sarayda bir tahta kolon olmak daha iyidir. Güneş, ay ve yıldızlar parlaktır. Onların yapacağı bir iş vardır. Onlar yumuşak başlıdır. Aynı biçimde şimşek çakınca çok uzaklardan görünür. Rüzgar tüm ülkelerde eser. Bulutlar Tanrı'nın buyruğuna uyup tüm dünyanın üstünden geçer. Ateş yukarıdan verilen buyruğa uyarak dağları ve ormanları yakar. Ama bu tanrılar gösterişe ya da güçte onlara eşit değildir. Bu ortamda kişi bunların tanrı olduğunu düşünemez ya da söyleyemez. Çünkü adaleti sağlamaya ya da insanları iyilik yapmaya bunların gücü yetmez. Onun için bunların tanrı olmadığını bildiğinize göre onlardan korkmayın. Onlar lanetleyemezler, kralları kutsayamazlar. Ne uluslar için gökte işaret oluşturabilirler, ne güneş gibi parlayabilirler, ne de ay gibi ışık saçabilirler. Hayvanlar onlardan daha iyi durumdadır. Çünkü bir sığınak arayabilirler ve kendilerine bakabilirler. Bunların tanrı oldukları konusunda en ufak bir kanıt yoktur. Onlardan korkmayın. Altın ve gümüş kaplı tahta tanrılar bir kavun tarlasındaki korkuluk gibidirler. Hiçbir şeyi koruyamazlar. Ondan öte altın ve gümüş kaplı tahta tanrılar bir bahçedeki dikenli çalılık gibidir. Herhangi bir kuş üstüne konabilir ya da karanlığa atılmış bir ceset gibidir. Bunların sırtında çürüyen mor renkli süslü ketene bakınca tanrı olmadıklarını anlarsınız. Sonunda onları yavaş yavaş yiyip bitirecekler ve ülkeyi rezil edecekler. Demek oluyor ki putu olmayan erdemli kişi yeğe tutulur. Çünkü o asla rezil olmaz. Evet değerli arkadaşlar, araştırmalarım devam edecek. Şu an inceliyor olduğum birkaç apokrif kitap daha var. Yani bahsetmek için sabırsızlandığım yeni kaynaklar çok yakında geliyor.